Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz öncelikle. İsmim Durmuş Demir. Maden mühendisi ve iş güvenliği uzmanıyım. Yaklaşık 10 yıldır iş sağlığı ve iş güvenliği alanında görev yapıyorum. Şimdi sunuma geçmeden önce sizleri yakından ilgilenmesi bakımından önem arz edebilecek küçük bir şey anlatmak gerekiyor. Onu anlatacağım. Dünyada iş sağlığı ve iş güvenliği ile alakalı en ileride ülke Japonya. Ve bu Japonya'da bir akvaryum içerisinde iki farklı balık türünü yaşatmayı planlamışlar. Ve burada yerli balık ve yabani balık olmak üzere akvaryuma koyuyorlar. Ve hemen yerli balık onu istemediği için yiyor tabii ki. Daha sonra tekrar konuyor, tekrar yeniyor. Ve belli bir müddet sonra Japonlar kararlı. Akvaryum ortasına şeffaf bir cam koyuyorlar. Ve bu camı koyduktan sonra balık yine saldırıyor yemek için. Camı göremediği için tabii ki geri dönüyor. Kafayı vuruyor, geri dönüyor. Defalarca tekrarlanıyor. Ve belli bir müddet sonra Japonlar aradan camı kaldırıyorlar. Balık hemen saldırıyor yemek için içgüdüsel olarak ve cam var korkusuyla, kafayı vururum korkusuyla geri dönüyor. Oysa cam yok artık. Yani Türkiye'de biz buna ne diyoruz? Kafayı vura vura öğrenme metodu diyoruz. Dolayısıyla kafayı vurmadan, başımıza bir şey gelmeden işverenlerimizi ve yönetim üyelerimiz olsun, diğer çalışanlarımız olsun, bazı konularda uyarmamız, bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bu da mali müşavirlerin birinci görevi. Çünkü işverenlerin en güvendiği kişiler mali müşavirler. Doğru mudur arkadaşlar? Evet. Dolayısıyla bu konularla yakından ilgilenecek bazı sunumlar hazırladım. Onlara geçmek istiyorum. Şimdi tarafların belli görevleri var. Hepimiz yakından biliyoruz. İşveren yasalara uygun işleri kurmakla görevli. Yine emniyet bakımından teknik önlemler almakla görevli. Devlet ise yasaları çıkartmakla görevli. Çalışanlar ise mutlaka alınan kural ve talimatlar çerçevesinde çalışmalarını yapmakla görevli kılınmışlar. Peki neden bunlar yakında ilgilenmekte olduğunu görmek istersek, işverenler tabii ki birinci derece maddi ve manevi menfaatler nedeniyle yakından ilgilenmek zorunda. Neyle? İş sağlığı ve iş güvenliği konularıyla. Devlet ise vatandaşların mutluluğunu ve refahını düşünmek zorunda olduğu için, çalışanlar ise direkt canları yanan kişiler olduğu için. Çünkü sakat kalabilir, ölebilir. Başına her türlü olay geldiği zaman direkt etkilenen kişi çalışan kişidir. Bu sebeple iş sağlığı ve iş güvenliği genel bir kavramdır. Geçmişe baktığımız zaman 2003 yılından önce 1475 sayılı iş kanununa tabi çalışıyorduk. Ve burada Avrupa direktifleri doğrultusunda 4850 sayılı kanun içerisinde hepimizin yakından bildiği gibi 10'a yakın iş sağlığı ve iş güvenliği alanında madde eklendi. Ve bu maddeler ciddi keskin maddeler oldu. Ama Türkiye'de maalesef altyapılar hazır olmadığı için bu maddelerin uygulanması zor oldu. Ve bu süreç çerçevesinde çeşitli yönetmelikler iptal edildi. Yine Yargıtay'dan döndü bazı maddeler. Ve bu aşamada ta ki 2012'nin 7. ayına kadar gelindi. 2012'nin 7. ayında ayrıca 6331 sayılı iş yasası çıkarttı arkadaşlar. Ve bu iş yasası çıkartıldıktan sonra tekrardan 2013'ün 1. ayında belli bir kesim uygulanması zorunlu kılındı. 2013'ün 6. ayında ise bütün ayrım yapmaksızın apartmanlar dahil olmak üzere, siteler dahil olmak üzere uygulanması yürürlüğe konuldu. Bu bağlamda yine yeni yapılması gereken maddelere baktığımız zaman öncelikli olarak risk değerlendirilmesi. Yine temel iş sağlığı ve iş güvenliği eğitiminin verilmesi, sağlık gözetimine tabi tutulması ve acil durum planlarının hazırlanması, yine geçiş sürelerinde bu denetimlerin sık sık yapılarak ilgili iş yerlerinin yapmadığı takdirde cezai müeyyideler söz konusu. Bunları da ilerleyen süreçte yine göreceksiniz slaytlarda. Yine bu yasa içerisinde iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli olmak üzere bütün iş yerleri tehlike gruplarına göre herkes bulundurmak zorunda. Yani kişi başı yaklaşık 15 dakika ayda olacak şekilde iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve sağlık personeliyle
gerekli şartları yerine getirmekle görevli kurumda arkadaşlar. Ve bunları da bu hizmetleri de almak zorundayız. Bu 6331 sayılı kanunda 3 tane sınıf belirlendi arkadaşlar. Bunlardan en ölümcül kazalara maruz kalınan olaylarda maden ve inşaatlar çok tehlikeli sınıfa girdi ve burada A sınıfı iş güvenliği uzmanı istendi. Tekstil atölyelerinde B sınıfı iş güvenliği uzmanı isteniyor. Yine diğer bilo ve marketler, buna benzer az tehlikeli olan gruplar C sınıfı uzmanla anlaşmak zorunda bırakıldı. Tabii ki bu iş güvenliği uzmanlarında ve diğer iş yeri hekimlerinde ciddi bir şu anda boşluk var. Fakat bu iş yapılacak bilgisi olan ve elini taşın altına koyabilecekler yapmak zorunda. Neden? Çünkü iş güvenliği uzmanının almadığı bir önlemden dolayı iş kazası yaşanırsa 3 sefer bu peş peşe tekrar ettiği zaman belgesi iptal oluyor arkadaşlar. O sebeple bu işi yapan kişi mutlaka ciddiyetini anlayarak yapması gerekiyor. İdari para cezalarına bakarsak arkadaşlar en düşüğü 1000 TL ve en yüksek 80.000 TL olarak görünüyor. Örnek verirsek bir acil durum planının yapılmaması 1000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi almaması her kişi için ayrı ayrı 1000 TL olarak adlandırılıyor. Risk değerlendirmesinin yapılmaması yine 4500 TL cezası var. İş güvenliği uzmanı görevlendirilmemesi halinde her ay için 5000 TL cezası söz konusu. Doğmuş Bey, bu cezalarla ilgili bir sınırlandırma var mı? Yani bizim ofislerimizde 5 personel çalışıyor, 10 personel çalışıyor. Biz de bu kapsamda mıyız? Tabii ki. Yani bunun bir alt limiti nedir? Çünkü bizim mükelleflerimiz, yani müşterilerimizin de çalışan sayıları önemli. Siz burada kişi başı ceza diyorsunuz. Evet. Bu çok ağır yaptırımlara yol açabilir. Lütfen orayı biraz açar mıyız? Asgari kaç kişinin çalıştığı bir ortam için bunlar zorunlu? Evet. Şimdi 2003'ün birinci ayından itibaren 50 ve üzeri işçi çalıştıran tüm sektörler için bu kural geçerli, bu yasa geçerli. 2013'ün 6. ayından itibaren 1 ve üzeri işçi çalıştıran tüm kurumlar için geçerli. 6 ay sonra. Evet. 2014. Son yasayla, o son çıkan yönetmelikte 2014'te çektiler. Ama şu an için o da daha tam net değil. Hayır, kesin. Burada tamam, en sonuçta 2014. Yani şöyle ki o ayrılıyor yine. Az tehlikeli olanlar da 2014'e geçiyor. Çok tehlikeli olanlar 2013'ün 6. ayından tehlikeli ve çok tehlikeli olanlar geçiyor. Doğru. 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 O şekilde yani 2014'ün başından itibaren bütün kurum ve kuruluşlar, 1 ve üzeri işçi çalıştıran kurum ve kuruluşlar bu hizmeti almak zorundalar. Almadıkları zaman bu bahsettiğimiz cezai müeyyideler söz konusu olacak. Tabii ki. Ama şöyle bir durum söz konusu. Televizyonlarda biraz fazla abartıldı. Apartmanlarda devlet desteği söz konusu. Bir sağlık güvenlik birimiyle anlaşılıyor ve onu devlet veriyor ücreti. O şekilde site yönetimleri devlet tarafından desteklenecek. Evet. Bir de bu eğitimden bahsediyorsunuz. Evet. Eğitimden bahsediyorsunuz. Şöyle ki eski yasada 4800 sayılı iş kanununun 77. maddesine istinaden bütün işçi çalıştıran kurum ve kuruluşlar iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi alması zorunluydu zaten. Ve bu devam ediyor şimdi. Bütün çalışanlar iş sağlığı ve iş güvenliği almak zorunda, eğitim almak zorunda. Eğitimi iş güvenliği uzmanı verecek. Evet. B ve A verecek. 4 yıl boyunca B A'nın yerine bakabiliyor geçici madde olarak. C de B'nin yerine bakabiliyor. Bu ortak sağlık güvenlik birimleri var. Buralardan internet üzerinden bakıldığı zaman firmalar çıkıyor zaten. Evet. Burada kısaca geçmek istiyorum. Son zaman ve içerisinde sıcak
ama önemli maddelere biraz değineceğim. Arkadaşlar, şöyle bir durum söz konusu. Eski talimde alt işveren taş öğren işbirleri söz konusuydu. Ve dolayısıyla burada asıl işveren işi alıp alt işverene veriyordu. Sorumluluğu bütün alt işverene yüklüyordu. Ama şimdi kesinlikle işveren, asıl işveren alt işverene verse dahi ikisi beraber birlikte sorumludurlar. Bu tür zaten iş bilirkişilik dosyaları çok geliyor. Ve bundan da çoğu işverenin haberi olmuyor. Ben diyor işi diyor taşöre verdim diyor. Artık diyor iş diyor firmanın diyor. Ama maalesef bütün sorumluluk alt işverenle asıl işverenin ikisi birlikte sorumludur. Cezai boyutta da, maddi boyutta da, hukuki boyutta da. Dolayısıyla bunu da söylemekte yarar görüyorum. 2013'te şu anda halen devam ediyor. Başlangıç. Evet, başladı. 1-1-2013'den itibaren. Evet. 50'nin üzerinde. Evet. 50'nin üzerinde. Bir şey sorabilir miyim? Yani çok tehlikelilerdi. Şimdi ben bir konuyu özellikle hemen aktarayım daha sonra. Çünkü bu yakından ilgilendiren bu konu. İş kazası arkadaşlar. Çoğumuzun başına nerede ne zaman ne geleceği belli değil. İş sağlığı ve iş güvenliği öyle bir kavramdır ki. Bu evde, bahçede, tarlada, iş yerinde her yerde lazım olan bir şey. Genel bir kavram. Ve dolayısıyla iş kazasının tanımını bilmemiz gerekir. Hangi hallerde iş kazası sayılıyor? Bir kere sigortalı iş yerinde bulunması gerekir. İş kazası sayılması için. Diğer bir konu işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla. Herhangi bir şey başına gelirse yine iş kazası sınıfından sayılıyor. Yine sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden. Asıl işini yapmaksızın olsa bile. Bu zamanlarda da yine iş kazası sayılıyor. 2 saatte 15 dakika bir süt vermek için ayrılan zaman dilimi söz konusu. Bu esnada da gidip gelirken hanımefendinin başına bir sıkıntı geldiği zaman iş kazası statüsüne giriyor. Yine sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla toplu olarak iş yerine götürülüp getirilmesi sırasında. Yani burada parantez açmak istiyorum. İşveren servis aracı kiraladı ancak kişi servis aracıyla gidip gelmiyor da işe, kendi özel şahsi aracıyla gidip geliyor. İşveren risk görmüş ki zaten servis aracı kiralamış. Ve dolayısıyla eğer servis aracı varken, kendi şahsi imkanlarıyla gidip gelirken başına bir şey gelirse bu iş kazası dışına çıkıyor arkadaşlar. O yüzden ama servis kiralamasa, herkes kendi imkanlarıyla gelip gitse o zaman iş kazası sınıfına giriyor. Burada tabii bilirkişi gözüyle bakmak lazım bu olaya. Yani kazayla yapılan iş arasında bir illiyet bağı kurulması söz konusu. Eğer kişi sabah 8'de iş başı yapıyorsa, geleceğe mesafe de arada 1 saatlik yolsa, bu görülüyorsa bir kişi tarafından, buna göre iş kazası veya iş kazası değil diye yorumlaya biliniyor arkadaşlar. Yöneticilerin araç kiralamasıyla ilgili gidip gelişleri de dahil mi? Tabii ki. Yönetici personeli. Tabii ki. Çünkü hepimiz aynı yasaya tabi çalışıyoruz. Yani servisten mi sayılıyor araç kiralama? Onu demek makam aracı. O makam aracı zaten o servisten sayılıyor. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Bazıları bu konu çok önemli. Çünkü bir mali müşavirin başına gelmişti. Hatta muhasebeci diyeyim ben. Tam olarak net mesleğini de anlayamadım ama. Dudurlu'da bir patlama yaşanmıştı. Bundan yaklaşık 6 ay önce İMES'te. Firmanın ismini vermek istemiyorum. Ve gece 3'te gittik biz oraya. Ve orada 3 tane kişi ölmüştü. Parçalarını cımbızla topladık yerde. Ve burada muhasebeci dosyaları incelemeye girdik içeri. Bilirkişi olarak biz dosyalara baktık. Eğitim varmış, şu varmış. Baktık, orada mesul müdür sözleşmesi gördük. Mesul müdür muhasebeci yapılmış. Ve hanımefendinin hiç haberi yok mesul müdür olduğundan. Ve dolayısıyla bu kişi tutuklandı orada. Şu anda aradan 6 ay geçmesine rağmen hala içeride. Ve aldığı ücret askeri ücret. O sebeple bunu samimiyetle söylüyorum. Bunu samimiyetle söylüyorum. Birebir gördüğüm için söylüyorum. Yani bir tüp donum tesisinde bu kişi o riski alabiliyor. Neden alıyor? Çünkü bilmiyor işi. Oradaki o riski bilmiyor. Bir oksijen tüpünün yağlı elle tutulduğu zaman patlayacağını bilmiyor. O sebeple onu basit bir olay görüyor. Ta ki balık hikayesindeki gibi kafayı bulana kadar. Kafayı vurmadan bazı şeyleri görmek gerekiyor arkadaşlar. Eskiden iş yerlerinde kaza
geliyorum der tabiri vardı. O tabir değişti arkadaşlar. Bu tabir kaza geliyorum diyor artık. Çünkü bir yerin elektrik kablosu açıksa, o elektrik kablosunda elimizi sürme imkanımız nedir? %80-90'dır. Ve dolayısıyla kaza geliyorum diyor. O sebeple, evet, ben zaten bahsettiğim hukukçularımız, ceza hukuku, iş hukuku ve sigorta hukuku söz konusu. Son bir şey daha anlatmak istiyorum. Hukuka girince, hukuktan geçince slide bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi iş sağlığı ve iş güvenliğinde bu ölümlü olaylar çok yaşanıyor ve dolayısıyla